Aslında Samsun Sanat Tiyatrosu sergilediği oyunları, seçtiği oyunları daha doğrusu, ülkenin gündemine, ülkenin gidişatına bakarak karar veriyor. Önceki oyunlara baktığımızda Aziz Nesin Biz Adam Olmayız, Çılgın Türkler, Turgut Özakman, Uğur Mumcu, Bir Pulsuz Dilekçi, hepsinin bir öyküsü var ülkeye dair. Hepimizin de bildiği üzere ülkenin bir birliğe, bütünlüğe ihtiyacı var, birbirini kucaklamaya ihtiyacı var. Ayrık salmaya başladık. Ben bu topraklarda, bu coğrafyada yaşayabilmek için, o misaki milli sınırların çizilebilmesi için nasıl bedeller ödendiğine dair Nazım'ın bu yazdığı aydınlanmacı metnin çok ihtiyaç olduğuna düşündüm. Bu bağlamda da bir kez daha hatırlatmak lazım halkımıza. Evet, o zamanlar daha nasıl bir birlik, evet, beraberlikle bir Kurtuluş Savaşı gerçekleşmişse. Kesinlikle. Bir de tabii köşeli tarih. Birlik beraberlikle yapamayacağımız hiçbir şey yok. Beraber olduğumuzda insanın birlik ve beraber içerisinde olduğunda yapamayacağı hiçbir şey yok. Kesinlikle. Yeter ki bir arada olmayı bilelim, sır sırına verelim, dayanışma önemlidir çünkü. Şimdi tiyatrolarda, oyunlarda kendinizden bir şeyler koyabilirsiniz. Oyun birazcık değişiklik gösterir fakat bu destan da zannediyorum ki hiçbir kelime, virgülün yeri değişmedi değil mi? Bu sizin için zor olmalı. Mümkün değil değiştiremezsiniz. Evet. Öyle bir matematiği, öyle bir aritmetiği var ki ve delilendi. Ve başına o cümlenin, o kelimenin başına ve koyunca sanki çıplak hissediyorum kendimi sahnede. Sanki bir sayfayı atlamış gibi hissediyorum. Nazım Hikmet bunu tabii Meyerhold tekniğinde, Meyerhold'la tanıştıktan sonra, Meyerhold tiyatrosuyla tanıştıktan sonra serbest yazım tekniğiyle yazdı ki bütün eserler öyle bir Nazım evreleri vardır. Bu eserde de bir de yani izleyicinin, bu oyuna gelen izleyicinin, ben %60'ının en az yarısının bu şeye, şiirlere hakim olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü içinde bilinen kadınlarımızın şiiri var. Onlar bir şiiri var. Dağlarda tek tek ateşler yanıyor orada. Bu davet bizim. Birçok şiir insanlar tarafından biliniyor. Yani böyle bir şeyi burada atlama şansın yok. Sen okuma şansın yok. Şansınız yok. Ben bu metni uzun sürede ezberlemem. 6 ay. Aralıksız 3 defa vazgeçtim. Çalışmaya başladım. Sabah 6-9 arası spor yaparken işte Doğu Park'ta o spor alanında ezberliyorum. Ezberleklerimi orada tekrar ediyorum falan. Bitmiyor. Ezberle bitmiyor. Normal bir şey değil ki yani. O şiirin tadını. Kelimesine. 3 kez vazgeçtim. Hiç abartmıyorum. Sen yani. Altı ay içerisinde 2 kez vazgeçtim. Olmuyor. Her vazgeçişim bir 10 gün sürdü. Bazen bir hafta sürdü. Adam kendisini Hikmet Ahya kadar düşmanla birlik oldular. Ve inekleri, koyunları, keçileri sürüp götürüp ve gelinleri de ırzına geçip ve çocukları öldürüp ve istiklali yakıp yıktıkça düşman daha çıktığı mamzerini, nacağını, çiftesini kapan ve çığ gibi çoğaldı çeteler ve bin hocadan ortak olan bilmem neyi bakir demiş bize. Bir başkası yekpare acem mülkünü feda ettin bin zenginize. Biz ki İstanbul şehriyiz. İşte bembeyaz parçalı dağılıyordu rüzgar, yıldız, poyraz. Esirlerini bodozuna alıp gözden kayboldu İngiliz torpidosu. Şaban Reis'in teknesi ateşten diliyle gömüldü suya. El sürünür, mahlukat yerinde durur. Toprağın nabzı başlar onun nabızlarında atmaya. Ne kendi nefsini korur, ne düşmanı ayırır. Dalları yırtıp ayırır. Kayaları kesip yol eyler, bu hayat akıtmaya. Yerden kalan ököz ve tekerlek ölülerine ve kadınlar, bizim kadınlarımız, korkmuş ve mübarek elleri, ince küçükçeleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yârimiz ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen ve soframızdaki yere gözümüzden sonra gelen ve dağlara kaçırıp orunda pis yaptığımız ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki ve kara sabana koşulan ve ağıllarda yere saplı bıçakların oynak ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim. Hiç tek kişilik oyunum bu benim. Daha önce Hasan Hüseyin'in gölgesinde çıtları oynamıştım. Orada sahnede tek kişilik iş zordur. Tabii tek başınasınız. Tabii ki. Ve izleyicinin 70 dakikasını alıyorsunuz. Bütün
bütün gözler sizde. Kesinlikle. Hata yapma şansınız yok, paslaşma yok, hiçbir şey yok. Yok, yani yapayalnızsınız. Yapayalnızsınız. Çok zor. Evet. Umarım başıma gelmez. Yok, trak, Allah korusun. Trak dediğim şey var. Evet, bir anda silinir değil mi? Silinir bakıyorum. Yani hata insanlar için. Tabii sonuçta robot için, değiliz. Bu da dizi değil, sinema değil. Umarım şeytan kulağa görüşürüz. Neticede gelenler sanat dostları. Yani evet, kimsenin bunu ayıplayacağını düşünmüyorum ben. Herkesin başına gelebilir. Günlük hayatta bile olmuyor ama. Yani. Söyleyeceğiniz bir şeyi bir anda unutabiliyor insanlar. Ben zaten sanat çizgimi ve sanat politikamı samimiyet üzerine kurdum. Evet, aynen. Siz samimi olduktan sonra yani enerji alışverişi bu. Çok önemli. Derim. Samimiyet. Evet, aynen. Oldu o zaman. Başarılarınız daim olsun diyeyim. Çok teşekkür ederim. Bir aile heyecanlısınız. Biraz sonra oyunumuz başlayacak. Evet. Salonumuz boş şu anda. Evet. Biz Su Gösteri Sanatları'ndayız. Sevgili Nazif Ustalar'ın, Nurhan Ustalar'ın sahnesindeyiz şu anda. Onların da yolu apaçık olsun. Bir sürü meşakkat çekiler hala ayakta durmaya çalışıyorlar. Onları da tebrik ediyorum, kutluyorum bu arada. Yürekten sevgilerimi gönderiyorum. Çok güzel bir projeye imza atmışsınız. Ben de heyecanla seyretmek istiyorum bugün. Sahne dekoru da oldukça ilginç. Çok güzel bir sahne dekoru olmuş. Yüreğinize sağlık diyeyim. Yönetmen kendinizsiniz. Çok sağ olun. Ben yönettim ama tek ben de perde bunu, değil ben mi? Tek perde. 70 dakika. Hemen şunu da söylemek istiyorum. Yönettim ama yönetirken işte kendimi telefona çekip bunu İhsan Benger arkadaşım dans ve baleciyi ona gönderdi. Koreografiyi yapıyorum. Evet. Işıkları Yüksel Aymaz'ı tasarladı, ona gönderdim. Yine Kulakları Çınlasın Murat Atak, devlet tiyatrosu sanatçısı arkadaşımız, yönetmen, tiyatro adamıdır. Ona gönderdim. İşte ondan Nedim Yıldız, Ankara Dil Tarihi'de oynadığım her parçayı birilerine gönderip birilerden şey aldım, dönüm bilgi aldınız. Aldım. Bilgi tabii yani sonuçta danışmadan olmuyor. Bu işin en kötü yanı oynuyorsunuz. Dış gözden göremiyorsunuz kendiniz. Evet, inanıyorsunuz, içinize siniyor ama henüz daha izleyici karşısına çıkmadığı için bir bilen meslektaşınızla fikir birliği aldım. Biraz kolektif oldu, sağ olsunlar. Hepsinin bir, bu güzel yemekte hepsi birer tam tuzlu, karabiberdir. Hepsinin tadı tuzu var birazcık. Evet, evet, sağ olsunlar, biz çok sağ olsunlar. Hepsinin yüreğine sağlık, hepinizin yüreğine sağlık diyorum. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Alkışlarınız bol olsun, yolunuz açık olsun. Hoş geldin. Size de iyi seyirler. Çok teşekkür ederim. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Evet. Ben tiyatroda bütün medeteyi oyunumu izlemeye gelen eleştirmen, yazar, aydın, herkese söylediğim tek bir şey var. Ne olursunuz, övgünüz varsa söyleyin, tamam. Buna ihtiyacımız var. Eleştiri de yapın ama diyorsunuz. Ama ne olursunuz gördüğünüz eleştiriyi çok acımasızca yapın, söyleyin ki biz kendimizi geliştirebilirim. Önemli. Çünkü ben, insan kendi hatasını bilemez. Bu anlamda eleştiriniz varsa hiç ya darılır mı, gücenir mi, zoruna gider mi, ayıp olur mu? Hayır yok, direkt. Söyleyeceğiz. Aynen. Emin olun söyleyeceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.